Evet, haftanın en merakla beklenen anındayız. Büyük finalde sevgili izleyenler, yarışmacılarımız da sizler de yerinizi aldınız. Herkes heyecanla bu haftanın kazananını, 15.000 TL'nin sahibini birazdan evine büyük ödüle gidecek yarışmacıyı bekliyor. Ama ondan evvel şöyle bir sonuçlara baktığımda size söyleyebilirim ki çok enteresan neticeler var elimde. Hatta bir eşitlik var. Bu eşitlik kaçıncı sıralamada, kimler için geçerli birazdan öğreneceğiz ama şöyle bir haftanın kritiğine bakmak istiyoruz. Sizden değerlendirme istiyoruz. İlk denizle başladık. Türlü azizliklerden, türlü hatalardan sonra maalesef pişmeyen bir patlıcan yemeğinin neticesinde çok da istediğin gibi sonuçlanmadı o gün. Evet. Ama ondan sonra verdiğin puanlarda senin, ben de söyledim masada, gayet hakkaniyetli gördüm. Evet. Sen kendi açından ve diğer arkadaşlarınla ilgili ne söyleyebilirsin kısaca Deniz? Şöyle söyleyebilirim. Ben zaten yaşadığım sorunlar nedeniyle kazanamayacağımı düşünüyordum. Ama ona rağmen çok iyi bir puan aldım. Eğer ki yapsaydım zaten buradaki hiçbir arkadaşımız kazanamayacaktı. Evet. Eda ne diyorsun? Dedin. Çok enteresan. Ben de zaten kendisine onu soracaktım. Hani ben kendi evimde yarışmadım. O yüzden ben kendi evimde yarışsaydım kesinlikle ben alırdım. Size de bu puanları vermezdim dedi. Acaba adil olmayacak mıydı? Kendisinin evet. Puanı yüksek ne olacaktı olsaydı? Yani yüksek olsaydı puanları? Şöyle yine adil olacaktım. Ama kimse kazanamazdı dedi. Zaman, baktığımız zaman patlıcanım olmadığı takdirde 6 puan verdi. Bu kötü bir 8-9 puan alırdım değil. Diyorsun. Evet, büyük ihtimalle 8-9 alırdım. Evet, Giochino şef ve İtalyan yarışmacımız bu hafta yarıştı. Ve de ben seni bugün hiç görmediğim kadar sinirli gördüm, gergin gördüm, lafların böyle biraz iğneleyiciydi. Neden öyle oldu, ne oldu? Çünkü ben büyük bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Yani gerçekten bugün de bazı hatalar vardı menülerde. Murat Bey'den ben 5 aldım. Bugün Ayşegül Hanım'a 6 verdi. Ve de böyle o oyuncak gibi emoji koyan tabelasına, yani böyle şeyler yaşamak istemezdim. Daha adil bir oyuna katılmak isterdim aslında. Anladım. 10 vereceğim diyordu. Ne oldu Murat, 6 verdi? Bugün ben Ayşegül Hanım'dan performansı çok iyi bekliyordum açıkçası. Ama masası güzeldi. Yani beğenmedim açıkçası yemeklerini. Sizin tercihiniz. Onun için evet. Ayşegül de isyan etti bir ara. Alevlendirdin ortalığı dedin, galeyana getirdin herkesi. Çok isyan ediyorum şu anda ve Murat Bey'e hakkımı helal etmiyorum. Yapma İki gün ben gerçekten de. Etmiyorum. Çok benim samimi söylüyorum. Benim senin puan almaman. Evet, iki gün boyunca oynadınız. Hadi tamam, ben onu vermedim ama diğerleri de aldı verdim. Lütfen ben sizi dinledim. Arkadaşlarıma da söyledim, inanmayın blöf yapıyor olabilir dedim. Benim günüm gelmediği için en azından dedim oynuyordur. Hani birinci olmayayım ya da puan almayayım sizden diye. Ve başardınız, onlar da puan vermedi. Siz amaç de bu muydu yani? Yani evet, gerçekten samimi söylüyorum. Yani büyük puan vereceğini söyledi. Evet, insanlar evet, da ona insanları etkiledi ve onlar da düşük puan verdi ve bu yüzden çok kırgınım. Gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Evet. Ne diyeceksin bence, Murat? Bence burası hiç bir yarışma. Senin 10 puanından mı korktular? Adaletli ben olmalıydı. Evet, evet, birinci olacağım. İşte onlardan yüksek puan alacağım diye onlar da düşük puan verdi Zuhal Hanım. Çok iyi. Benim 10 puan vereceğim garantisi yoktu ki Ayşegül. Ama işte neden söylüyorsun ben o zaman? Ben söylüyor muyum böyle bir şey? Deniz söylüyor mu? Diğer arkadaşlar söylüyor mu? Onlar bunu göz önünde bulundurup sana 6 verdiğini ama düşünmüyorum. Ama sürekli söyledin. Her gün söyledin. 2 gün boyunca her gün söyledin. Ama öyle denk geldi. Ben beğenirsem. Çünkü onların ikisinin ittifak yaptığını düşündüğümden dolayı böyle bir şey söyledim. Sen benim puanlarımla oynadın. Sen keşke yemeklerini bugün iyi yapabilseydin de keşke 10 verseydim sana. Neden? Ama pişmemiş yemeğim mi vardı? Çok mu tuzluydu? Evet. Neydi? Hangisi tuzluydu mesela? Yani ben beklentimi karşılamadı senin yemeklerin. Ama en azından pişmemiş değildi. Ana peki diğer yarışmacıya sormak istiyorum. Siz Murat'ın 10 vereceğini düşünerek mi 6 verdiniz? Ben söz alabilirim tabii bununla ki. İlgili. Kesinlikle öyle bir düşüncem olmadı. Beğendiğim yemeklerine zaten ana yemeğine 2 puan, masan tam olduğu için finale yakışır bir masa olduğu için zaten 3 puan oradan. 1 puan da gerçekten beğenmemere rağmen ekmek dolmasını hem ondaki uğraşın hem de pastandaki ev lezzetine göre gayet iyi bulduğum için 1 puanı ondan vermek istedim. Aksi takdirde mantarın karabiberi beni rahatsız etmeseydi, ne bileyim bir ara sıcağındaki peki, gerçek bir ekmek bir şey olması şey olsaydı ben Edacığım. Gerçekten verirdim yani. Hiç pişmemiş patates kekine ya da hiç olmamış dolmaya, hiç olmamış bir masaya verdin o puanı. Pişmemiş ondaki yemeklere, pişmemiş yemeklere verdin. Şimdi ben senin adil olduğuna nasıl inanayım? Ama ben ondaki puan açıklamamı da söylemiştim. Ama sen gününü oynadın ve kahveye puan verdin.
Menüdeydi ama kahve. Kahve bir yemek değildir. Kahve biz menüdeydi. Gerçekten yemek sana 6 puan verdim. Ben hazırladım. Zalya Hanım da masada kahveyi için buluyorum. Çünkü o da yani menüde yorumlayın Deniz'in dedi. Deniz'in menüsüyle kıyaslayınca çok düşük buluyorum. Ve buradaki tek rakip ben kendime Giacchino Bey'i görüyorum. El emeğim var. Gerçekten emek verdim. Bizim yok yani. Arkasında izleyeceğiz. Hepimizi göreceğiz. Evet yani bu hafta gerçekten de herkesin olmayan yemekleri vardı. Çok evet. Açık söyleyeyim herkes de farkındadır tabii. Zaten. Kimisi kabullendi, kimisi başka yerlere buldu bahaneyi. Ama yani sonuçta herkesin hak etmediği puanlar da gördük. Ben çok şaşkınım. Yani özellikle hiç olmamış yemeklerle olmuş yemekleri olan aynı genel olarak beğenilen masalara aynı puanlar verilmesi beni de çok şaşırttı ve üzdü. Tepkimi de zaman zaman üzülerek, zaman zaman kızarak dile getirdim zaten. Kaldı ki arkadaşlarımız yine söylüyorum puan konusunda konuşmasınlar diye adeta nöbet tutuyorlar yarışmacılarımızın başında. Ama ona rağmen hala işte denk geldi öyleydi falan. İşte bunlar böyle zan altında kalıyorsun Murat ve bak ne sonuçlara ben geldik. Yani çünkü Ayşegül de düşünüyor ki Murat 10 puan verecek diye insanlar düşük puan verdi. Öyle olduğunu zannetmiyorum ama öyle düşünmesi de normal. Çünkü ben de olsam ben de öyle düşünürüm. Evet. Dolayısıyla uyarılmana rağmen hata yaptın. Keşke tabii ki 10 görebilseydik bu hafta ama göremedik. Masada bir şey konuştuk, yarım kaldı. İşte Eda dün ağlamış, ittifak yaptılar dedin. Öyle bir şey oldu mu Eda? Ya ağladım tamam da Deniz Hanım geldi koştu. Cihangir Bey ile birlikte koştu. Odaya da beraber girdiler. Cihangir Bey yetişene kadar merdivenden Cihangir beraber Bey, girdiler. Cihangir Bey olayları konuşmadım. Benim yanımda gerçekten direkt, bunu konuştuk. Direkt soralım o zaman. Ama ne oldu? Yokmuş mu Cihangir Bey sizi böyle alabilir miyiz? Cihangir artık ona göre giyinip geliyor. Çünkü her an nereden çıkacağı belli olmuyor. Hoş geldin Cihangir. Merhaba. Çok güzelsiniz bu arada. Sen de çok hoşsun. Söyle bakalım ne oldu ne bitti? Eda bir, öyle bir durum yaşadı. Ben de onunla beraber aşağıya indim. Deniz de tabii ki indi. Hatta Gio da bir yere indi ve Murat da yanımızdaydı. Evet. Kesinlikle öyle bir konuşma falan olmadı. Puan konuşması gibi. Biliyorsunuz puan. Zaten bu hafta daha da hassas davranıyoruz Murat Bey'in yaşadığı. Ben dolayı evet. Dolayı. Evet. Ama diğer dört yarışmacımız teşekkür ediyorum. Ben asla kurallara riayet etme gibi durumları olmadı. Peki teşekkür ederiz Cihangir sana da. Evet yani için rahat etsin. Herhangi bir puan konuşması geçmemiş aralarında sadece üzüldüğü için o da destek olmayın öyle mi Deniz? Evet. Peki. Masada Deniz'in yorumları belliydi zaten Zuhal Hanım. Yani sürekli Murat Bey öyle söylediğinde zaten saldırıya geçiyordu. Bu bile yeterli benim için. Anladım. Sonuçta böyle bir konuşma var ve ben buna şahit işte, oluyorum. Ve rahatsız oluyor. Rahatsız oluyorum. Ve evet. Beni taciz ediyor bu güzel bir şey mi? Hiç hoş olmadı tabii işte yani olarak, dediğin doğru olarak. Biraz Murat'ı söylemleri ortalığı karıştırdı bir kez daha söylemiş. Haksız yere yani. Maalesef ama herkes de aynı puanı verdi tabii o da enteresan. Bakalım bu puanlar neticesinde hafta nasıl sonuçlanıyor? Bu haftanın en düşük puanını alarak bu görmüş olduğunuz 15.000 TL'ye veda eden ilk isim aranızda. Murat oluyor. Murat sizlerden 17, benden ise 4 puan aldı. 21 teşekkür puanla ederim. Tamamladın. Sağ eline emeğine sağlık diyelim Murat'a. Ve geçelim dördüncümüze. 15.000 TL için herkesin hayalleri, planları vardı. Bunun için bütün hafta mücadele verdiler. Ama maalesef şimdi söyleyeceğim yarışmacı da Murat gibi 15.000 TL'ye veda ediyor. Ve haftanın dördüncüsü olarak bu haftayı tamamlıyor. Aslında ben bu puanla birinci olanları da görmüştüm. Ama bu hafta için yeterli olmamış. Deniz sen oldun. 22 puan yarışmacı arkadaşlarından, rakiplerinden aldın. 5 puan da ben sana vermişim. Keşke ana emeğin pişseydi. Böyle olmazdı mutlaka netice. Eline emeğine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Ve de işte geldik haftanın en enteresan neticelerinden birine. 15.000 TL için yarıştılar. Eda, Giacchino ve Ayşegül iddialı yarışmacılardı. İçlerinden bir tanesi mi yoksa iki tanesi mi? Çok heyecanlı. Çünkü bir eşitlik var. Bazen biliyorsunuz iki birincimiz de çıkabiliyor. Evet. İki şampiyonumuz şansımız olabiliyor. Bakalım bu hafta da öyle mi olmuş? Puanlar birbirine çok yakın gerçekten. Hatta iki yarışmacımızın puanı aynı. Bu haftanın üçüncüsü. Eda sen oldun. Eda 24 puan verdi sana yarışmacılar. Ben ise 6 puan vermişim. Keşke böreğin pişseydi. Evet, keşke. Keşke ara yemeğinde biliyorsun olmayan iki tane yemeğim vardı. Evet. 30 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve de gelelim bu haftanın en enteresan sonucuna. İki kişi bana heyecanla bakıyorlar. Çok heyecanlıyım. Ayşegül ve Giacchino. Bu haftanın birincisi 15.000 TL'nin sahibi şampiyonumuz
bu evden şampiyon olarak ayrılacak ve büyük ödülü kazanacak yarışmacımız bakalım Ayşegül mü olacak yoksa Giacchino mu? Aralarında sadece bir puan fark var. Sadece bir puan farkla Giacchino birinci oluyor. Alkışlarla tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tebrikler Giacchino. Eşitlik nerede diyeceksiniz? Ayşegül sen Eda ile aynı puanı aldın. 30 puanla maalesef 15 bin TL'ye veda ettin. Eline emeğine sağlık. Sen de yarışmacılardan 24 benden tıpkı Eda gibi 6 puan aldın. Maalesef yine tatlıda ve ara yemeklerde biraz sorunlar vardı. Eline emeğine sağlık diyelim. Giacchino sana gelince tam bir puan farkla. Sadece bir topu, ederim. Kıl payı farkla şu 15 bin TL'nin sahibi oldun. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Puanlarını da söylemek isterim. Sen aslında Eda'dan da Ayşanur'dan da bir puan eksik aldın. 23 puan aldın ama ben sana haftanın en yüksek puanı olan 8 puanı vermişim. Teşekkürler. Eline emeğine sağlık. Bir puan farkla sensin şampiyon. Çok sağ ol. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle bir tecrübe kazandım. Sizinle hepsine tanıştığım için. Biz de çok teşekkür mutlu olduk. Ediyorum. Güzeldi yemeklerin. Sağ olun. Elin emeğine sağlık diyelim. Bu haftalıkta bizden bu kadar sevgili izleyenler. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve tüm yarışmacı arkadaşlarıma ve ekibime bir alkış istiyorum. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi akşamlar. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tebrikler.